Merhaba arkadaşlar, Festival Amerika'na hoş geldiniz. Öncelikle PES Mobile'de bu hafta bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakacağız. Sonrasında ise bir diğer futbol oyunu FIFA Mobile'in 22'si çıkıyor. Onunla ilgili de son detayları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle PES Mobile. Bugün bitecekler. Haftalık etkinliklerimiz bugün bitiyor. Yarın yenileri gelecek. Maç değiller Cuma 2 tane gelmişti. Eğer oynamadıysak 17 çift sıfıra kadar oynayıp sonrasında finallerini seyrederek GP'yi kazanmayı unutmayalım. Yarının gündemine baktığımız zaman aynı Backstrap Perşembe'ye kadar devam ediyor. Perşembeleri galiba Backstrap gelmeye devam edecek gibi görünmekte. Bu Backstrap'dan top açılım yapmaya düşünen arkadaşlar için daha öncesinde ben maksimum seviyeleri paylaşmamıştım arkadaşlar. Hemen onları göstereyim. Şu anki Backstrap'da bulunan isimlerin maksimum seviyeleri bunlar. Kaleci Che, önemli bir efsane kaleci, 91. Sol bek Lizarazu 90. Gilberto Silva 90. Filippo Inzaghi süper yedek özelliği vardır. Oyuna sonradan kattığımızda etkili olan isimlerden 91. Cafu 92, Luis Figo 93. En yüksek seviyelere baktığımızda Cruyff 97, güzel bir efsane futbolcu. Iniesta 96, Maldini 94, beklerde de kullanabiliyoruz. Ve Steven Gerrard 94 seviyeyi görmekte. Top açılım yapmayı düşünen arkadaşlar için de maksimum seviyeleri bunlardı. Gündeme devam ettiğimizde yine yarın etkinlikler geldiğinde iki katı hediyeler yok arkadaşlar. O kampanya bitti. Herhangi bir günlük giriş kampanyası falan da yok. Oyunun eski normal haline geri döndük. İkişer tane matchday klasik etkinlikler gelmeye devam ediyor. Yarın gelecek matchday'ler iki tane matchday. İki tane matchday geldiği için de az My Club parası az e-futbol puanı kazanıyoruz. E-futbol puanı pazartesi, cuma gelen matchday'lerden 400-400-800 e-futbol puanı. My Club parası uzman derecesi 900 ve üzeri olan arkadaşlarım 400. Bir haftada 400. Günlük girişlerden de 100-500 My Club parası. Çok bir şey etmiyor. Player of the Week'ten açsak 3 tane ikonları kalıyor, 2 tane. Orta düzeyde derecesi bir tık düşük olan arkadaşlarımız 300. Temel düzeydeki arkadaşlarımız da bir haftada 200 My Club parası sadece matchday'lerden kazanabilmekte. Keşke 2 katı My Club parası veyahut da matchday sayısını eskiden yaptıkları gibi sayıyı arttırsalardı. Bir de bu haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi, öğelerin süresi doluyor arkadaşlar. Eskiden büyük bir heyecan yaratıyordu ama artık mağazada bir hareketlilik olmadığı için bakalım ne olacak Perşembe günü. Normalde eskiden aylar öncesinde öğelerin süresi dolduğunda Konami bunları o Perşembe günceller ve mağazaya ikonlar eklerdi. Ama mağazaya ikon futbolcu eklemiyorlar. En son efsane eklediler. Geçen ay bu öğelerin süresi dolduğunda yeni efsaneler de eklemediler. Sadece öğelerin süresini uzatmışlardı. Yine bu Perşembe belki öyle bir durum olabilir. Farklı bir durum olursa ben yine sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Perşembe günü ise oyunun en heyecanlı günü. Oyuncular geliyor. İkonlar, haftanın oyuncuları ve Backstrap. İkon tahmini pek yapmak istemiyorum. Genelde tahminlerim çok kötü. Geçen hafta Liverpool hissediyorduk. Arsenal geldi. Üst üste İngiliz takımları getirirmez diye düşünüyorum ama bakalım hangi ikon paketi gelecek bu Perşembe günü. Haftanın oyuncuları ve Backstrap Perşembe günü bizleri bekliyor. Ben de Salı günü haftanın oyuncularıyla alakalı tahmin videosu yapacağım arkadaşlar ama bu videonun altına lütfen yorum yazalım. Salı günkü Player of the Week tahmin videosunun altına yorum yazan arkadaşlarımızdan rastgele birisini seçip onun hesabından ikon top açılımı gerçekleştireceğim. Hesaba MyClub parasını ben yükleyeceğim. İkon gelene kadar da top açılımına MyClub parası yüklemeye devam edeceğiz. O yüzden Salı günkü tahmin videomuzun altına nokta dahi olsa yorum yazın lütfen. Cuma gelecek maç değiller. Yine iki tane maç değil Cuma günü gelecek. Ve oyunda son günlerde, son haftalarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin bu hafta sayısız maçta başıma geldi. Dereceler düşürdük. Maç bitiyor. Siyah bir ekran geliyor. Hakem düdüğü çalıyor. Normalde istatistik ekranı gelmesi gerekirken siyah ekranda kalıyor. Sonra bakıyorum kaybettiniz diyor. Bazen kazandınız, bazen geçersiz sayıldı. Hileciler olsa hakem düdüğü çalmadan önce yapar. Fakat bu oyundan kaynaklı bir hata. Düdük çalındıktan sonra oluyor. Ben bekliyorum. Ara sıra ekrana da basıyorum. Oyunda olduğumu hissetsin diye Konami. Bu kaybettiğiniz mesajıyla bile karşılaşabiliyoruz. Bu hata Konami'den, oyundan kaynaklı bir hata ve çoğu arkadaşımızın başına geliyor. Umarız bu hatayı da hallederler. Bundan dolayı birçok arkadaşımız maçları tamamlayamadı. Rakip bulmada çok bekletiyor bazen. Hele bazı saatler gündüz vakitlerinde rakip bulunmuyor ve bu siyah ekran hatası sıklıkla yaşanmakta. Ayrıca yarın Konami'nin resmi web sitesinde de bakım olacak. Oyun kapanmayacak, sadece resmi site bakıma girecek. mykonami.net bakıma giriyor. Yarın akşam 21'den 01'e kadar my.konami.net sitesi bakıma giriyor. Bu saatlerde şunu yapamayabiliriz. Örneğin yedek bir hesabınız varsa veri aktarımına geçiş olmaz. Ya da eFootball mağazasından bir oyuncu almak istediniz. Çünkü siteye bağlantı kurması gerektiği için bu saatlerde yarın akşam sitede bakım olduğundan bu saydığım işlemleri gerçekleştiremiyoruz.
Dediğim gibi sadece siteyi ilgilendiriyor. Oyunda herhangi bir kapanma falan olmayacak. Şimdi gelelim FIFA Mobile konusuna. FIFA Mobile'in 22'si çıkıyor arkadaşlar. Son gelişmeleri size aktarmak istiyorum. Futbol oyunlarındaki son gelişmelere de baktığımızda arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Vive Le Football mobil ve PC için test aşamasına sunuldu. Hatta indirip oynamıştık. Birkaç gün önce onun da videosunu paylaşmıştık. FIFA Mobile'in 22'si de 18 Ocak tarihinde çıkacak. FIFA Mobile'in resmi açıklaması, şu an Twitter sayfasındayız. Diyor ki FIFA Mobile'in yeni sezonu resmen 18 Ocak'ta başlıyor. Peki ne tür yenilikler var? FIFA Mobile 22'de bizleri neler bekliyor? Bir onlara bakalım. Hemen şöyle baktığımızda gelen açıklamalara, tanıtım videosu, Ultimate Team'inizi kurun, geliştirilmiş özgünlük başlıkları altında açıklamalar yapıyor. Grafiklerin daha da geliştirildiğinden bahsediyorlar. Sonrasında aşağılara doğru indiğimizde üst düzey futbol aksiyonu. Benim FIFA Mobile'i sevemememin en büyük sebebi etkinlikleri gerçekten güzel. Çok güzel etkinlikleri var. Fakat oynanış anlamında PES Mobile'deki aldığım hazı, keyfi alamıyorum. Oynanış anlamında beğenemiyorum. Ben normalde 22'yi geçtiğimiz aylarda ya da haftalarda indirdim. VPN ile, Kanada VPN ile hatta test ettik. Test aşamasını ben indirmiştim. Yine oynanışını çok beğenmemiştim. Umarız bu sefer güzel bir oynanış olur. Tabii benim şahsi düşüncem bu arkadaşlar. Arkadaşlarınıza karşı oynama etkinlikleri. Ama güzel şeyler var. Örneğin Şampiyonlar Ligi FIFA'nın elinde. Ona dair yine bir turnuva getireceklermiş. Etkinlik yapıyorlar. İkonlar ve kahramanlar var. İkonlar aynı PES'teki gibi. Tarihe damga vurmuş, önemli izler bırakmış futbolcuların ikon kartları var FIFA'da ve çok fazla var. PES'tekinden çok fazla ve güzel oyuncuların ikonları bulunmakta. Ayrıca kahramanlar diye yeni bir kart türü çıkarıyorlar. Kahramanlar dedikleri şu: ikon olamamış, o kadar büyük başarılar elde edememiş ama kendi liginde önemli işler yapmış futbolcular kahraman olarak öyle bir kart türü çıkardılar. Oyunculara da bakalım hatta. İkonlarına bakalım. FIFA'nın elinde çok fazla ikon var. Şöyle ikonlarına baktığımızda yeni ikonlar da eklemişler. Örneğin Van Persie eklenmiş. Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo'sundan Fransız Zinedine Zidane'ına kadar, Drogba'sından birçok sayısız ikon futbolcu elinde bulundurmakta. Bu futbolcuların hepsi FIFA'nın elindeki ikon futbolcular. Bizim PES'te görmeyi hayal ettiğimiz birçok isim FIFA ile anlaşmalı. Ve bunların üzerine yeni ikonlar da katmışlar. Ekledikleri ikonlara bakalım. Wayne Rooney, Robin Van Persie, Iker Casillas, Casillas bizde de var, Cafu. Şimdilik bunlar paylaşılmış. Toplu haldeki paylaşımı da bu şekilde. Say say bitmiyor. Çok fazla ikonları var. Önemli isimlere sahipler. Umarız PES oyunu da birçok ikonu oyuna eklemeye devam eder. Bir de kahramanlar dediklerine bakalım arkadaşlar. Bu kahramanlar FIFA'da ikon olamamış ama liginde önemli performans sergilemiş oyuncular. Aslında tanıdık oyuncular da var. Örneğin ligimizde oynayan Mario Gomez. Alman liginde bir aralar fırtına estiriyordu Mario Gomez. Bunlar ikon değil, bir tık altı. Kahraman. Tanıtımları, afişleri de biraz komik olmuş. Kahramanlara baktığımız zaman açıklamaları da var burada. Stuttgart'ı 3. Bundesliga şampiyonluğuna ulaştıran efsanevi golüyle kulüp tarihine geçti gibi oyuncularla ilgili önemli zamanlardan açıklamaları paylaşıyorlar bizlerle. Kahil, Diego Milito var. Inter takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. O Inter takımının en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Eto, Schneider gibi o takımın kemik oyuncularındandı. Aşağı doğru indiğimiz zaman işte örneğin Morientes. Morientes'i ikon yapmamışlar. Bir tık altı kahraman olarak gösteriyorlar. Bakalım diğer kahramanlara. Robbie Keane, Abedi Pele. Bu diğer Pele değil, farklı bir Pele. Aşağılara doğru indiğimizde Solskjaer, Dinatale. Sonrasında aşağıda da diğer kahraman futbolcuları yer almakta. Jungberg, PES'te ikon futbolcu bunların bazıları. Ve son olarak da en son kahraman futbolcuları bu isimler. FIFA Mobile ayın 18'inde çıkacak. FIFA Mobile oynayan ya da oynamayı düşünen arkadaşlarımız için de bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben de eğer mümkün olursa video şeklinde de sizin karşınızda olmaya çalışırım. İnşallah güzel bir futbol oyunu olur. İstiyoruz ki güzel futbol oyunları olsun. Ve PES de sorunlarını bir an önce halletsin. E-Futbol 2022'yi çıkaramadılar. Tamam ama eldeki oyun da bozuldu. Eski haline özler olduk. Umarız Konami de oyununu bir şekilde düzeltir. Çünkü rakipleri durmuyor, çalışıyor. FIFA da geç çıkardı oyunu. Yani Ocak ayını da ortaladık. Onlar da 22'yi geç çıkardılar. Vive la Futbol geliyor ama onun daha geliştirmeye çok açık tarafları var. Umarız biz futbol oyunlarını sevenler için de ileride birbirinden güzel oyunlar olur diyelim. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.
look left, look right. And I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high. Taking the view when it look right. And oh, it's the good life. Whipping the whip in the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right.